Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Dünya Bunu Konuşuyor programındasınız. Saatlerimiz 17.15. Pastırma sıcaklarını yaşadığımız bir gündeyiz. Özlemişiz böyle güzel havaları. Montumuz elimizde, deniz kenarında gezmeyi. Hafta sonu da yaklaşıyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları yine benzer şekilde olacak. Çok kalın giyinmemekte fayda var. Hava terletiyor çünkü, ama aynı zamanda siyasetin gündemi de oldukça sıcak. Özellikle uluslararası ilişkilerde önemli toplantılara tanıklık ettik, etmeye devam ediyoruz. İtalya'nın başkenti Roma'da G20 zirvesi düzenlendi. Ardından dünya liderleri Glasgow'a geçtiler. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, COP26 deniyor kısaca buna. Bu konferansta iklim değişikliğine karşı hangi adımlar atılabilir? Bunlar masaya yatırıldı. Masada mı kaldı acaba iklim değişikliği? Fotoğraflar önümüzde, çünkü Biden'ın uyduğu bir fotoğrafa denk geldik. Boris Johnson da çok heyecanlı değildi açıkçası. Ama diğer taraftan Glasgow'da sokaklar oldukça hareketli. Özel bir konuğum olacak bu bağlamda. Sizlere Glasgow'dan aktaracak doçent doktor Hazal Ilgın Bahçeci Başarmak. Türkiye pavilyonu, BM zirvesi altında bir Türkiye pavilyonu düzenleniyor. Burada sunum yaptı kendisi. Konusu ise sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiydi. Hem Glasgow'da neler oluyor bunları öğreneceğiz. Hem de gerçekten de bu paradigmayla yola devam etmemiz mümkün mü, değil mi? Bunları masaya yatıracağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 100 gününü geride bıraktı. Artık hakkında daha fazla konuşabiliriz. Detaylı analizler var. Bu 100 günün bir muhasebesini yapmak lazım diye düşünüyorum. Deyim yerinde ise Biden'ın karnesini bugün Dünya Bunu Konuşuyor da eline vereceğiz. Şimdi hemen başlayalım. G20 zirvesiyle başladık. Elbette en önemli gündem maddesi, hepimizin yakından takip ettiği üzere, ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeydi. Gazetelere bakacak olursanız muhteşem bir görüşmeydi. Zira çok kısa bir süre ayrılmıştı. Fakat bunun çok üzerine çıktı. Bir saati aşan bir toplantı gerçekleştirdiler. Türk basınında iyimser bir hava var. Öyle ki bir dostluk mekanizmasından bahsediliyor. ABD ile tekrar köprülerin kurulduğu yönünde haberlere tanıklık ettik. Diğer taraftan da ABD ve Türkiye ilişkilerinin çözümsüzlüğe doğru gittiği noktasında da tahliller mevcut. Bu noktada bence somut, seri kanlı bir tahlile ihtiyacımız var diye düşünüyorum. İsterseniz gelin iki tarafında açıklamalarıyla birlikte hangi konular halledildi, hangi konular çözümsüzlüğe devam ediyor ya da çözüm için taraflar hangi adımları atıyor bakalım. En önemli gündem maddesi elbette S-400'lerdi. S-400'ler gündeme geldi mi gelmedi mi, bu konu hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ama zaten görüşmenin öncesinde S-400'ler konusu çoktan masadan kalkmıştı. Zira çünkü Türkiye S-400'lerle bağlantılı olarak F-35 programından çıkartılmıştı. Dolayısıyla F-35'lerin de çözüm noktasında herhangi bir adım atılmadığını söylemekte fayda var. Peki taraflar neye kanaat getirdiler burada? Evet, biz artık anlaşamıyoruz. Fakat anlaşmazlıklarımızı yönetmek de önemli dediler. Bunun için de bir mekanizma kurdular. Bu mekanizma nasıl ilerleyecek? İlerleyen günlerde bunu birlikte tanıklık edeceğiz. ABD ve Türkiye arasında daha önce de mekanizmalar kurulmuştu. Çözümsüz kaldı. Çok fazla bir şey buralardan elde edilemedi. Yine bir mekanizma, yeni bir mekanizma. Bakalım bize neler getirecek. Doğu Akdeniz konusu var. Enteresan bir konu. Zira Beyaz Saray görüşmeden sonra bir açıklama yayımladı. Dedi ki Doğu Akdeniz de gündeme geldi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptığı sırada bir Yunan meslektaşımız kendisine Doğu Akdeniz'le ilgili bir soru sorunca Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey gündeme gelmedi, benim de gündemimde yok dedi. Öyle anlaşılıyor ki Beyaz Saray'ın açıklaması görüşmenin hemen öncesinde hazırlandı. Yani görüşmenin sonrasında hazırlanan bir metin değil bu. Hazır raftan indirdiler ve medyaya servis ettiler. Bu olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi? Su götürür, tartışılması gerekiyor. Bu arada bir büyükelçiler krizimiz vardı hatırlarsınız. 10 büyükelçi sınır dışı edilebilirdi. Fakat direkten dönüldü. Viyana Sözleşmesi'ne bağlı olduklarını açıkladılar. Bu bağlamda da sanıyorum Amerikan tarafı görüşlerini dile getirdi. Özellikle demokratik mekanizmalar
var ve insan haklarından bahsetti. Hepimizin aklına Osman Kavala davası gelmedi değil. Spesifik olarak, özel olarak kendisine dönük bir ibareye hem Türk tarafında hem ABD tarafında rastlanılmadı. Bunu söylemekte fayda var. Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlenmesi gündemde. Rus haber ajansları da dikkatle takip ediyor. Daha doğrusu tüm dünya dikkatle takip ediyor. Bu gündeme geldi mi? Evet, gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının arkasından basına şunları söyledi. Gerektiği an gerektiği adımları atarız dedi. Bir de F-16 konumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Biden olumluydu. Bunu gördüm, buna tanıklık ettim. Fakat işin bir de kongre boyutu var. Kongrede biliyorsunuz Türkiye karşıtı tasarılar sık sık gündeme geliyor. Biden da zaten bunu söylemiş. Ben elimden geleni yaparım minvalinde bir sinyal vermiş ama benim de boyumu aşan şeyler var. En önemlisi de tabii ki kongre. Kongreye dönüp baktığımız zaman demokratlar ve cumhuriyetçiler aslında bu S-400 meselesinde Türkiye'ye karşı birleşmiş durumdalar. Biden ağırlığını koyacak mı? Koysa bile bu F-16'nın modernizasyonu ya da yeni F-16'ların alınmasına yol açacak mı? Bunu beraberinde getirecek mi? Birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdi tekrar başa dönelim. Medyaya baktığımız zaman dostluk köprüsü demişti Hürriyet. Yani bu mekanizma hangi sorunlara çözüm bulacak? Biraz önce başlıkları saydık. S-400 dedik. F-35'ler, F-16'lar, Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi. Tüm bu konularda bir çözümsüzlüğün olmadığı yerlerde de stratejik bir belirsizliğin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk basını maalesef yine ifrat ve tefrit arasında gidip geliyor. ABD ile ilişkiler bozulunca da hemen köprüleri atmak istermişçesine manşetler atılıyor. Bir görüşme sonrasında, bir saatlik bir görüşme sonrasında da sanki ortalık sütlüman oldu. Bütün sorunlar çözüme kavuşmuş gibi bir tavır içerisinde görüyoruz Türk medyasını. Ne yazık ki dış politika amigoluk kaldırmıyor. Gerçekleri soğukkanlılıkla ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Bizler soğukkanlılıkla G20 zirvesine baktık. Arkasından Glasgow'a geçeceğiz. Glasgow'da dünya liderleri toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. Zira bana uygulanan güvenlik protokolü, daha doğrusu bana uygulanmayan güvenlik protokolü ABD Başkanı Joe Biden'a uygulandı. Ben ülkemin şerefini, izzetini korumakla mükellefim dedi ve güvenlik prosedürlere karşılanmadığı için Glasgow'a gitmekten vazgeçti. Dünya liderleri devam ediyor toplantılara. Önemli kararlar da alındı. Bu kararlar ne kadar önemli? İyimserler var, karamsarlar var. Tartışmalar devam ediyor. Bizler bu tartışmalara tam yerinden, Glasgow'un kalbinden bağlanacağız. Ama öncesinde gelin bir güzel parça dinleyelim. Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. İklim değişikliğini anlatan pankartlar, bir anda ortaya çıkan bisikletli gruplar, kızılderili kıyafetleri giyen eylemciler ve atılan sloganlar. 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın düzenlendiği Glasgow sokakları en hareketli günlerini yaşarken, zirveye katılan liderlerin uyuyakaldığı anlar manşetleri süslüyor. Uluslararası medya kuruluşları G20 zirvesinin hemen ardından başlayan COP26'nın liderleri yorduğunu aktarsa da sokak ve salon arasındaki tezatlığın kökenleri çok daha derinlerde. İşte bu derinliği, bu tezatlığı anlamak için belki de Glasgow'a bağlanmakta fayda var. Çünkü önemli bir isme bağlanacağız. İklim konferansının bünyesinde ülkelerin düzenledikleri çeşitli pavilyonlar var, çeşitli bölgeler var. Türkiye'nin de bir alanı var burada. Konferanslar düzenleniyor, Türkiye tezlerini aktarıyor. İşte bu sunumları yapanlardan birisi de Hacı Bayram Üniversitesi Adalet Yönetimi bölümünden doçent doktor Hazal Ilgın Bahçeci Başarmak. Glasgow'da bir sunum yaptı. Özellikle sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği konusunda uzman kendisi. Bağlanalım. Hem Glasgow'daki havayı biraz koklayalım. Hem de iklim değişikliğinde neredeyiz? Gerçekten bir çözüm mümkün mü? Bunları birlikte tartışalım. Hocam hoş geldiniz. Glasgow'a bağlanmaya çalışıyoruz ama sanıyorum internet dolayısıyla bir problem yaşamaktayız.
tekrar yayına bağlandığı zaman ben kendisini konuk edeceğim. Biz devam edelim. Greenpeace burada önemli eylemlerde bulunuyor. COP26'da 4 Kasım'da bir karar alındı. Dediler ki örgütler, uluslararası ülkeler, devletler 2030 yılına kadar kömür kullanımını bıraksınlar. Bu aslında ne kadar mümkün, ne kadar değil ama Greenpeace gibi radikal olmayan bir örgüt bile bunun bir göz boyamadan olduğunu ifade etti. Aslında biraz önce bağlanacağımız Hacı Bayram Üniversitesi Adalet Yönetimi bölümünde görev yapan Doçent Doktor Hazal Ilgın Bahçeci Başarmak bu konuyla ilgili önemli tespitlerde bulunuyor. Ben şahsen kendisinin sunumuna tanıklık etme fırsatı buldum. Özetle şunları söylüyor aslında. Kapitalist büyüme doğanın daha yoğun sömürülmesiyle mümkündür. Yani aslında burada hoca şundan bahsediyor Birleşmiş Milletler'deki sunumunda. Biz paradigma değişimine gitmeden bu meselenin altından kalkamayız. Zira burada devletler ve şirketler arasında bir işbirliği var. Bu olumsuz bir işbirliği aslında. Ve bu işbirliğinin üstesinden gelmenin de çözümü paradigma değişimiyle mümkün. Şöyle söyledi Doçent Doktor Başarmak. Kapitalist büyüme doğanın daha yoğun sömürülmesiyle mümkündür. Dolayısıyla sermaye birikimine dayalı piyasa ekonomisinin işleyişinin sınırları doğayı da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bu kapitalizmin her şeyi metalaştırma mantığının zorunlu bir sonucu. Bu sistem içinde ortaya konan sürdürülebilir kalkınmanın en sorunlu yönü de şu. İlk kez 1987 yılında tanımlandığı Ortak Geleceğimiz raporuna bakarsanız bu yaklaşımın insanların sınırsız ihtiyaçları olmasına rağmen kaynakların sınırlı olduğu varsayımına dayandığını çok rahat bir şekilde anlarsınız. Kapitalizm bireylere her seferinde talep edilecek yeni ürünler sunar ve onları malların tüketicisi konumuna getirir. Her seferinde bir öncekinden daha fazla tüketilecek şey vardır. Bu da insanlarda yoksulluk algısı sisteminin istediği bir şekilde pekiştirilmesine hizmet eder. Böylece dedi Doçent Doktor Hazal Ilgın Bahçeci Başarmak, basit bir kulübede yaşayan bir insanın apartmanda yaşayan bir insandan daha yoksul olduğu algısı yaratılır. Yoksulluğun yaşam kalitesinden bağımsız olarak niceliksel bir mal sahipliği biçimine dönüşmesi bu şekilde kapitalist mantığa göre sistemin devamlılığını sağlayacak şekilde gerçekleşmişti. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı da buna hizmet etmiştir ve etmeye devam etmektedir diyor. Önemli tespitler bunlar. Şunu söyledi ayrıca, bu pavilyonlara sponsorluk eden şirketler aslında iklim değişikliğinin suçluları. Türkiye'den bakınca durum böyle gözüküyor. Acaba uluslararası basında iklim değişikliğine dair neler kaydediliyor? Bunları da bir basın turuyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama öncesinde gelin bir parça dinleyelim. Değerli CRI Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki bölümde Birleşmiş Milletler İklim Konferansı 26. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'ndan bahsetmiştik. Glasgow'a bağlanacaktık. Orada bulunan bir akademisyenimiz var. Değerli görüşlerini bizimle paylaşacaktı ancak teknolojinin azizliğine uğradık. 12 Kasım'a kadar devam ediyor. Sizlere söz, haftaya akademisyenimizi alacağız. Glasgow'daki ayrıntıları birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Gelin isterseniz Avrupa basını iklim zirvesini nasıl görüyor, neleri tartışıyor, birlikte bir basın turuna çıkalım. Liberdata gazetesi Fransız, birçok insan günü kurtarmaya bakıyor diyor ve şunları kaydediyor. O çok liberal olan tarafta ekolojik ahlak yavaş yavaş, ancak dizel araç kullanıp odunla ısınarak çevreyi mahveden yoksullara yönelik yeni bir tür aşağılamaya dönüşüyor. Aklıma sadece savurgan yoksulları cezalandırmak geliyorsa gezegeni kurtarmaya da unut. Böyle yaparak halkları kendi kendine kışkırtırsan bir nitelik kazanamayacaktır diyor. Birleşmiş Milletler bünyesi altında düzenlenen iklim konferansının en önemli meselelerinden bir tanesi de bu. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler aynı sorumluluğu nasıl paylaşabilir? Gelişmekte olan ülkeler haklı olarak şunu soruyor ve sorguluyorlar. Kapitalizmin erken döneminde doğanın sömürüsü üzerine vahşice doğayı sömürerek karbon salınımını zirveye çıkartarak kendinizi zengin ettiniz. Ve şimdi bizlere 2030 yılına kadar karbon nötr seviyeye gelmemizi söylüyorsunuz. Bu adaletsizlik. Bunu yapacak maddi güçten de yoksunuz. Mekanizmalarda uluslararası anlamda tam olarak şekillenmiş değil. Bu ülkelerden belki de en önemlisi ve açık sözlüsü Hindistan. Hindistan dedi ki biz
ancak ve ancak 2070 yılında karbon nötr seviyesine geçebiliriz. İşte Financial Times, İngiliz Financial Times şunu söylüyor. Yoksul ülkelerin daha fazla zamana ihtiyacı var. Birçok batılı ülke 2050 yılını son tarih olarak belirledi. Ama Hindistan hükümeti haklı olarak batının yaşam standartını yükseltmek için onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır fosil yakıt kullandığını söylüyor. Hindistan'da sıkça dizel jeneratörlere bağımlı milyonlarca taşralı yoksulun ancak şimdi yavaş yavaş kâr etmeye başladığı bir yakıt bu. Hindistan tarihte küresel zararlı madde salınımına diğer ülkelere oranla çok daha az sebep oldu. Şu anda devletler listesinde nispeten yukarıda olmasının nedeni nüfusunun fazla olması. Kişi başına bakıldığında Hindistan'ın emisyon hacmi görece yoksul olduğu için listenin en altında. Burada da aslında bir el çabukluğu, bir marifet görüyoruz. Gelişmiş ülkeler şunu söylüyorlar. Sizler nüfusunuzu hesaba katmadan şunu söylüyorlar ülkelere. Sizler karbon salınımında zirveyi temsil ediyorsunuz. Ama zaten ülkenin nüfusu çok kalabalık. Hindistan'dan bahsediyoruz. Ama bunu kişi başına böldüğümüz zaman Amerika'nın çok daha altında. Kaldı ki zaten kişi başına düşen emisyon karbon oranında Amerika zirveyi kimseye bırakmıyor. Ama Biden bütün bunları unutmuşçasına Glasgow'da hedefine kimi koydu? Rusya ve Çin'i koydu. Fakat bu gerçekleri kimse konuşmak istemiyor. Avrupa basınında böyle biraz da aykırı seslere rastlamak mümkün. Örneğin La Repubblica dönüşüm aktivistlerden gelecek diyor ve şunları kaydediyor. Muhafazakar Başbakan Boris Johnson'ın Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın açılışında Greta Thunberg'in eleştirisini falan filan sözleriyle alıntılaması, kabalığa bakar mısınız? Yani aslında bu bir kibir, iklim aktivistlerinin söyledikleri önerileri onların nezdinde falan filan vesaire gibi algılanıyor. Bir laf oyunu diyor La Repubblica. Ataerkil bir yağcılık ve oportunist bir göz kırpmak olmakla beraber kuşkusuz karşındakini tanıdığına dair bir emare. Greta'nın aktivizmi İtalya'da birbirinden farklı iki kalıp yargı açısından izlendi. Bir tarafta çocuksu ve mitsel anlamda naturalist bir masumiyet talebi olarak, diğer taraftaysa mahşerci ve nihilist, antimodern bir sanayi karşıtı ideoloji olarak. Ancak siyaset bilimsel bir analiz. Gelecek için Cumalar Hareketi'nin, kamusal alandaki eylemliliğinin ve siyasetin kimi kategorilerinin inovasyonu açısından önemli bir faktör oluşturduğunu gösterecektir. Şu tespit benim hoşuma gitti. Evet, Greta konusunda Türkiye'de de kamuoyu ikiye ayrılmıştı. Bir tarafta bunu çocuksu bulanlar, diğer tarafta evet bu bir ahlaki bir sorumluluk diyenler. Türk toplumu da ikiye bölünmüştü. Biraz daha işin ekonomik politik boyutundan bakacak olursak gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek için fosil yakıtları kullanıyorlar maalesef. Fosil yakıtlardan kurtulmak gerektiğini söylüyoruz. O zaman bize çözüm olarak ne kalıyor? Sorumluluk, herkes sorumluluk almalı. Ama sorumluluğun ülkelerin büyüklüğüne ya da liderlik potansiyeline göre paylaştırılması gerekiyor. Örneğin küçük bir ada ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğu aynı olamaz. Gelişmekte olan Hindistan ile Çin Halk Cumhuriyeti ile İngiltere'nin, Almanya'nın sorumluluğu bir olamaz. Çünkü yıllar boyunca fosil yakıtları sırtını dayayan bu ülkelerdi. Bu anlamda şunu söylemek yeterli olacaktır. Sorumluluk ama adaletli bir sorumluluk. Yani burada saf, kaba bir eşitlikten, herkesin aynı derecede sorumluluğa bağlı olmasından bahsetmiyoruz. Herkes üzerine düşeni hacmi kadar gerçekleştirmek zorunda. Bence kişisel olarak da nihayetinde toptan bir paradigma değişimi de iklim değişikliği konusunda önümüze ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Biden'dan çok bahsettik, dedik ki G20 zirvesinde Çin ve Rusya'yı sert şekilde eleştirdi. Fakat burada bir el çabukluğu gördük Biden tarafında. En çok karbon salımı bu ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor dedi. Fakat bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler olmakla beraber kişi başına düşen karbon salınımında Amerika Birleşik Devletleri liderliği kimseye bırakmıyor. Biden aslında bu gerçekleri bir şekilde halının altına süpürmek istedi. Biden'ın bu arada 100. günü, karnesini bir şekilde doldurmak gerekiyor. Önemli makaleler var. El Mundo harekete geçmeyen sıkıcı kişilik demiş. Biden'ın biraz sıkıcı olduğundan bahsetmiş.
Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama son zamanlarda uluslararası kamuoyunda böyle bir liderlik tipi ortaya çıktı. Batılılar buna meh diyor. Yani işte öyle böyle. Almanlar karizmasızlık siyaseti diyor. Biz aslında Türk toplumu olarak böyle karizmatik liderleri, kahramana yaklaşan liderleri severiz ama Batı'da artık yerleşen, kökleşen bir kurumsal liderlik kültürü var ve buna açıkçası halel getirmek istemiyorlar. Burada önemli bir aslında tespit örnekte sunmakta fayda var. Aslında Türkiye ve örneğin Almanya arasında hatırlayacak olursanız Almanya şansölyesi Merkel artık son ziyaretlerini yapıyor. Türkiye'ye gelmişti. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir basın toplantısı düzenlediler. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Yahu Sayın Merkel, sizler koalisyondan sıkıldığınızı defalarca kez bana bireysel olarak görüşmelerinizde bahsetmediniz mi? Şimdi koalisyonları savunuyorsunuz Almanya'da diye. Merkel şunu söyledi. Hayat böyle. Hayat böyledir dedi. Bu aslında basit bir kelime gibi geliyor ama karizmasızlık siyaseti aslında burada ortaya çıkıyor. Merkel bu hayat böyledir derken aslında Almanya'daki kurumlara, teamüllere vurgu yaptı ve kendisi her ne kadar bu koalisyonları can sıkıcı bulmuş olsa da bunlara meydan okuyamayacağının sinyalini verdi. Biden da Trump'ın aksine böyle bir görüntü çizmek istiyor. Yani ben bütün siyasetin merkezinde yer almayacağım. Bırakalım kurumlar işlesin. Bırakalım bakanlar, bürokratlar bu konuları halletsin. Bırakalım temsilcilerimiz konuşsun. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sitem ettiğini görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası siyasette öyle ya da böyle baskın bir aktör ve gelişmelerin merkezinde olmak isteyen bir aktör. Şöyle sitem ediyor. Biz ya Trump'la konuşabiliyorduk. Trump'la bu işleri çözebiliyorduk. Aslında iki liderin siyaset yapım tarzı da birbirlerine benziyor. İyi ya da kötü, birbirlerinden büyük ya da daha değerli olduğu için söylemiyorum ama bir gerçeği tespit etmek açısından söylüyorum. Dünyada sıkıcı liderliklere alışmakta fayda var. Çünkü artık giderek kurumların öne çıktığı, kuralların öne çıktığı bir dünyaya adım atmış gibi gözüküyoruz. Trump'ın soluğu ensesini ne demiş? El Paradiso La Catalunya, yani anlayacağınız gibi İspanyol gazete ve şunları kaydetmiş. Daha önce hiçbir sabık başkan Beyaz Sarayı terk ettikten sonra Trump'ınki kadar büyük bir etkiye sahip olmadı. Ya hakikaten öyle, Trump gitti ama insanlar hala şunu tartışıyor. Ya Trump ya da Trump'ın bir benzeri ki Avrupalılar, Batılılar buna popülist lider diyor. Popülist bir lider tekrar geri dönebilir. Trump da aslında dönmek istediğini sinyallerini veriyor. Adamı sosyal medyadan engelliyorlar. Kendi sosyal medyasını kuruyor. Siyasetin bir şekilde içinde olmaya devam ediyor ve sanıyorum Biden da Trump'ın nefesini hala ensesinde hissediyor. Politiken Danimarka'nın önemli gazetelerinden, o da acilen seçim reformuna ihtiyaç var demiş. Demokrasinin zarar görmesini istemiyor olsa ABD'li demokratların acilen harekete geçmek istiyor, harekete geçmesi gerekli demiş Politiken gazetesi. Yine konu nereye geliyor? Trump'a geliyor. Trump gelmesin, öyle bir sistem kurun ki Trump bir daha gelmesin. Çünkü Avrupalıların da canı çok yanmıştı. Hatırlayacak olursanız eski Avrupa Komisyonu Başkanı şöyle demişti. Trump gibi bir dostunuz varken düşmana ne hacet. İşte Trump böylesine büyük bir korku yarattı ama ABD içerisinde özellikle kırsal alanda küreselleşmeye karşı olan ABD'nin daha fazla içine kapanması ve kendi sorunlarıyla ilgilenmesini savunan, küreselleşmeciliğe, çok taraflılığa meydan okuyan kuvvetli bir eğilim var. Kuvvetli bir seçmen kitlesi var. Sevgili CRI Türk takipçileri, bugün neleri konuştuk? İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 zirvesinden bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Medyaya bakacak olursak her şey güllük gülistanlıktı ama bizler başlıkları tek tek ele aldık. Bu başlıkların neredeyse tamamında çözümsüzlüğe gidiliyor. Oradan kalktık, Glasgow'a geçtik. Peşi sıra Glasgow'da bir iklim zirvesi düzenleniyordu. Bu iklim zirvesine dair kötümser bir bakış açısını sizlere aktardım. Fakat bunun zorundayız çünkü uluslararası basın da bunu aktarıyor. Sorumluluk meselesine daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Biden'ın 100 gününü değerlendirdik. Biden sıkıcı bir lider olarak algılanıyor. Belki kendisi bundan memnun ama diğer taraftan da popülist liderler, Trump gibi popülist liderlerin de iktidara gelme arzusu dinmiş değil. Nefesini ensesinde hissediyor Biden. Dolayısıyla kimi Avrupalı gazeteler de şu seçim sistemini değiştirin yahu, bu kabusu bir daha yaşamayalım diyorlar. Uluslararası gündemin bu haftalık konuları bunlar. Önümüzdeki hafta eminim ki çok daha kapsamlı, çok daha yakıcı sorunları birlikte sizlerle
sizlerle masaya yatıracağız. Ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor'u dinlediniz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.